Anne baba küçükken çocuğu yaptığı her şeyi yargılarsa, sürekli baskı yaparsa, işte bu olmamış, bunu neden böyle yaptın, neden 60 aldın, neden 100 almadın, Ayşe kaç aldı, sınıf ortalaması kaç gibi, çocuk sürekli yargılanırsa çocuk diyor ki bende bir sorun var. Ve kendisine bir değersizlik duygusu başlıyor. Peki bu değersizlik duygusu daha sonra sosyal ilişkilerde nasıl ortaya çıkıyor? Mesela gidip birisine tanışacak ya, şimdi ben gidip tanışacağım diyor ama ben değersizim. O benim değersiz olduğumu keşfeder. Keşfederse beni sevmez. Ve o zaman ne yapıyor? O zaman ben gidip onunla tanışmayayım diyor. Ve kendisini geriye çekiyor. Ve utangaçlık bu şekilde başlıyor. Bir şey yapmaktan korkuyor. Çünkü başarısız olursa ne olacak? Yargılanacak. Ve kimliği, öz kimliği zarar görecek. O zaman çocuklar, aile çocuğunu ne kadar yargılarsa çocuk da öz kimliğini o kadar korumak için yeni bir şey yapmaktan kaçınıyor. Yeni insanlarla tanışmaktan kaçıyor ve yeni insanların onu tanımasına izin vermiyor ve sessiz kalıyor. Ve şunu da gördük yine araştırmada, utangaç çocukların gözlem becerisi çok yüksek. Ortamı hemen okuyorlar. Neden ortamı bir insan hemen okuyor? Zamanla mı gelişiyor bu duygu, o sürekli kontrol etme duygusundan? Sürekli kontrol etme duygusundan. Çünkü siz yargılanmaktan korkuyorsanız, sizi yargılayacak ortamlar var mı diye her zaman tetikte olursunuz. Şu anda burada bir tehlike var mı diye tetikte olursunuz ve tehlike aramaya başlarsınız. Etrafınız sürekli tehlike görür. Mesela bir ceylanı düşünün. Tedirgindir, değil mi? Her an bir aslan çıkabilir. Bu çocuklar da tedirgin oluyor. Çünkü herhangi bir şey çıkabiliyor. Ne onun adı? Herhangi bir tehlike çıkabiliyor ve bunlarda gözlem becerileri çok yüksek olduğunu gördük. Duygu gözlem becerisi çok yüksek. Diğer insanların duygularını anlayabiliyorlar. Yargılanmaktan çok korkuyorlar. Bir işi çok iyi yapamayacaklarını düşünürlerse o işlerden kaçmıyorlar. Bunların hepsinin temelinde anne babanın psikolojik kontrol yapması yatıyor. Yargılama, bu ben dili, seninle gurur duyuyorum ifadeleri, ödül, övgü, ceza, rekabet hepsi bir bütün olarak geliyor. Zaten bir araştırmada en fazla ödül veren öğretmenlere bakmışlar. Bir de en fazla ceza veren öğretmenlere bakmışlar. İkisi de aynı. Çünkü ikisinde de öğretmenin kafasında şu var. Ben bu çocukları sınıfta kontrol etmem lazım. Bir arkadaşım anlattı, eğitimci arkadaşım. Bir konferansta Finlandiya'dan bir tane eğitimci gelmiş. Dersi bahçede yapıyorlar. İlkokulda dersleri bahçede yapıyorlar. Sonra Türk bir tane öğretmen sormuş. Demiş ki, anlattığınız şeyler çok güzel ama çocukları demiş dışarıda nasıl zapt ediyorsunuz? O da demiş ki, ya doğru soru bu değil. Ben asıl şunu merak ediyorum. Siz çocukları sınıfta nasıl zapt ediyorsunuz? Gerçekten çocukların doğasında keşfetmek var ve sınıfta siz onları zapt etmek zorundasınız. O zaman ne oluyor? Mecburen kontrol mekanizmaları kullanıyorsunuz. Peki kontrol mekanizması kullanmamanız için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Sınıfta bir keşfetme ortamı yaratmanız gerekiyor. Bir öğrenme ortamı Merak oluşturmak merak lazım. oluşturmanız gerekiyor. Eğer bunu oluşturamazsanız o zaman çocuk sıkılıyor.